Sayın Cumhurbaşkanım, 17 günden sonra kafama pazartesi açacağınızı söylüyorsunuz. Göndermiş olduğunuz genelde pazar günü 5'te son eriyor. Bizim kahvehaneler, eğlence sektörü, kafeler açılacak mı, açılmayacak mıyız? Ben oda başkanıyım, bilmiyorum. Ne yazık ki federasyon başkanı bilmiyor. Tek başkanı bilmiyor. Halkımız bilmiyor. Son derece yanlış bir genelgelerle bizi de mağdur ediyorsunuz, kendiniz de mağdur oluyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, size seslenmek istiyorum. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda alacağınız kararlarla artık bizim kahvehaneleri açın. Eğlence sektörümüzü açın. Evimize ekmek parası götürelim. Bize bir kereye mahsus 1000 TL hibe desteği, 500 de kira yardımı yaptınız. Henüz daha onu bayramdan önce bile yatırmadınız. Bu kahveci esnafı acaba bayramda evine şeker alabildi mi? Evine çoluk çocuğuna harçlık verebildi mi? Bu bayramımız bizim buruk geçti. Sayın Cumhurbaşkanım, artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim kahvehaneleri açın, evimize ekmek parası götürelim. Dün açıklamış yaptınız. Diyorsunuz ki mağdur olan esnaflarımızdan helallik istiyorsunuz. Bizim nasıl helal edelim? Biz açız. 14 aydır perişanız Sayın Cumhurbaşkanım. Neden bizim sesimizi duymadınız? 14 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven konuşuyor. Hadi siz duymadınız da, sizin il başkanınız da mı duymadı? Milletvekillerimiz de mi durmadı? Külliyedeki insanlar da mı bizi duymadı? Yazıktır, günahtır. Bizden helallik istiyorsunuz. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi. Ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz. Haklarımızı helal etmiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.